röportajda orta parmağına taktığı ayyansı sormuştuk. Yıllardan beri de soruluyor. Çünkü babası vefat ettiğinde, değil mi? Sen anlat. Çok güzel bir hikayen var. Ya evet, o zamanlar yüzük hala duruyor tabii ki, öyle bir şehir efsanesi gibi bir durum oldu ama ben böyle hani asi ruhlu bir genç çocuktum, öyle söyleyeyim, hemen kısa özet geçmek gerekirse bilmeyenler için. Barlarda şarkı söylüyordum hatta konservatuvarda okurken, hatta seni aile birliğine şikayet edeceğiz diyorlardı arena programına kadar. Yani hani bir başarıyı kıskanma vardır ya, oysa ki çalışmak zorundaydım ben. Tam o günlerden birinde haftanın 6 günü barlarda çıkarken ve kendimi de yastığımın altında para sayarken, ki hani o günün bugünün parasıyla 3000-4000 liraya tekamül eder, inanılmaz bir para kazandığımı hayal ederken babamın hastaneye kaldırıldığı haberini aldım. Ve koşa koşa sahneden kalkıp hastaneye gittim. Ve tabii ki işte talihsizlikler falan, kader de diyebiliriz, vefat ettiğini öğrendik. Alıp kendi morga götürüp o yüzüklerini parmağıma taktım. O günden beri buradadır. Ve o gece de bir şey geldi, bir olgunluk. Anneme baktım, ablamı ne yapacak dedim. Siz eve gidin, yani ne yapacağım? Ben şu an şarkı söylüyorum ve mikrofona sarıldım o günden beri. O gece de sahneye çıktım. Hep tartışılır ya işte, baban öldüğü zaman çıkar mısın o falan. O geceden hemen sonra mı? O aynı gece. Ben aynı yani gece morga koyduktan sonra babamı işime geri döndüm. Yüzüğü taktın. Taktım ve döndüm, şarkı söyledim. Tabii ağlaya ağlaya falan. Çok şimdi acayip bir sahne. Şimdi o şeyi yapabilir misin? Çok genç olduğun bilmiyorum, için mi? Bilmiyorum. Yine yapabilir miyim bilmiyorum. Ama o zaman öyleydi. Tutunduğum tek şey oydu. O belki oydu. İyi geldi o anda. Ya çünkü ne yapacağım ben şimdi şoku? Ne yapacaksın gerçekten, yani her şeyi aile büyüklerin senin adına yapıyor ya, o zamana kadar sen gencecik adamsın, 17-18 yaşındasın. Evet, şu an şarkı söylüyorum, müzik okulunda okuyorum, gidip şarkı söylemeye devam edeceğim dedim. Öyle devam o ettim. O gün büyüdün aslında. Evet, bir anda olgunluk gelir ya hani. Burak, her şeyi, bütün şöhreti, kazancını babanın da görmesini elbette isterdin değil mi? Çünkü daha sen yeni yeni çıkıyordun ki Yüksel Bey gitti. İsterdim ya, o çok ironik bir durumdur benim için. Şöyle tarif edebilirim kısaca. Memur insanların hayatlarında, mesela babam maliyeci olduğu için sümeni vardı. Sümenini saklardı. O sümeni mesela 25-30 yıldır çalıştığını düşünün. Ya emekli olacak ve kendi kişisel ofisini açacak ve o sümeni oraya koymak için koyacak diye böyle şeyler vardı, topladığı malzemeler. O rahmetli olduktan sonra ben 6 ay sonra, yani bir sene bile geçmeden sokakta yürüyemez hale geldim. Ve hani şöyle ofis açtım. Yani adam 30 yıldır bunun hayalini kuruyordu. Ben ofisi bir anda açtım ve onun ayırdığı sümenleri koydum önüme ofise. Ama göremedi. İşte bilmiyorum ki, hani kader bir alıyor bir veriyor, onu bilemezsiniz. Yani o oluyorsa bu olmaz mıydı? Yani isterdim tabii ki onu bir refah içinde yaşatma imkanım olsaydı. Veya onun hani baba öğreticiliği, koruma kollayıcılığı olsaydı belki hani kariyerinde daha az hata yapma şansın olabilirdi. Onu diyecektim. Tahmin ettim başlarına. Evet. Daha mı farklı olurdu? Mutlaka başında bir büyük olması, ama yani ben biraz böyle teslimiyetçi bir insanımdır. Ya onu da yaşaman gerekiyor ve belki de onları yaşamasaydım da bugün siz de bu olgunlukla kabul ederseniz sohbeti yapamazdım. Bilemiyorum. Evet.